Öncelikle bu fırsatı tanıdığınız için teşekkür ederiz. Son dönemde Doğu Türkistan'la ilgili uluslararası kamuoyunda tepkiler yavaş yavaş yükselmeye başladı. Çünkü bir takım belgeler de sızıyor Çin'den. En son işte sızan belgelerden yola çıkarak ben anlatmaya çalışacağım. Şimdi Konuşehir Listesi diye bir Doğu Türkistan'daki Şincan Polis Teşkilatı'nın arşivlerinden ele geçirilmiş bir belgeden bahsediyoruz. 30 bin kişini ilgilendiren hapse atılma anına ilişkin olan yazılı ve görsel içerikler var. Bu kadar delillere rağmen uluslararası medya bir türlü bu Doğu Türkistan'daki yaşanan soykırımı açıkça bir şekilde hani basına yansıtmıyor ve uluslararası toplum hani insanların oradaki soykırımı anlamasına hiçbir şekilde katkı sağlamıyor. Doğu Türkistan adına faaliyet gösteren basınlar biz elimizden geldiğini yapıyoruz mesela. Bu hani uluslararası bir takım bazı basınların ortaya çıkardığı haberleri yaymaya çalışıyoruz ama yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. Şimdi Çin'in bu uluslararası basın üzerinde birçok etkisi var. Çin kendisi zaten dev propaganda ordusuyla bu işi yapıyor. Doğu Türkistan'daki soykırımı, sistematik zulmü işte yalanlamaya çalışıyor. Yani çeşitli ülkelerde Çin'e ait olan medya kuruluşu var. Sürekli olarak Çin propagandası yapan. Bir yandan bakıyorsunuz Doğu Türkistan'da vay zulüm var, vay o kadar şey oluyor, bu oluyor, o oluyor diyoruz. Ama diğer yandan da Çin propagandası yapan birçok medya var. Çin'i savunuyor. İşte Doğu Türkistan'da insanlar mutlu mesut yaşadığını propaganda ediyor. Mutlu Uygur tablosu yansıtmaya çalışıyor toplumda. Çin'in bu resmi devlet kanalları da insanları zoraki ifade yöntemiyle, yani bu sivil halk olabilir veya uydurulmuş bir kimlik de olabilir. Oradan hiç kimsenin tanımadığı bir insanı getirip işte toplama kampı mağduru diyor veya filanca şehirden şu araştırmacı veya şu akademisyen deyip ön plana çıkarıp Doğu Türkistan'daki zulmü sürekli olarak yalanlamaya çalışıyor. Bu da neye yol açıyor? İnsanların kafasında acaba sorusunu, acaba orada gerçekten zulüm yok mu sorusunu şekillendiriyor. Daha önceden Çin'in bu demokratçı Çinliler vardı diasporada, Çin diasporasının tabii ki yurt dışında. İşte bu gazeteciler Çinli olduğu için kimliklerini gizleyerek bir Çinli turistmiş gibi Doğu Türkistan'a gidip bilgi aktarabiliyordu. Şu an onların da yolu kesildi. Hiçbir şekilde Doğu Türkistan'dan haber alma şansımız yok. En son Birleşmiş Milletler'den Doğu Türkistan'a ziyaretine gitti. Doğu Türkistan ziyaretine gitti. 23-28 Mayıs tarihleri arasında. O ziyaretinde biz bekliyoruz ki senelerdir söylediğimiz bu sistematik soykırım meselesi yaşanıyor ve bu yüksek komiser ekibi Doğu Türkistan'a gidecek, buradaki soykırımı ortaya çıkaracak şeklinde bir beklentimiz vardı. Artı bir rapor da yayınlanması gerekiyordu. Ancak Çin'in bu yalan propaganda, Doğu Türkistan'daki bilgileri yalanlamayı veya örtbas etme propagandalarına hani alet olurcasına Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Michelle Bachelet hanımefendinin de açıklamaları Çin'in çok hoşuna giden, hani Çin propagandasına tam uyum sağlayan, Çin'in kullandığı bütün terimleri aynı tekrarlayan bir açıklama yapması çok üzücü bir hadise oldu. Orada işte Çin'in bahsettiği yoksulluktan kurtarma politikası diyor, terörle mücadele politikası diyor, aşırıcılığı ortadan kaldırma politikası diyor. Yıllardır yani neyin aşırıcılığını ortadan kaldırıyor? Namaz kılmak mı aşırıcılık mesela? Oruç tutmak mı aşırıcılık? Hani bunlar aşırıcılıksa dünyanın geri kalanında hiçbir şekilde suç sayılmayan bu insanların inanç özgürlüğüne dair bu eylemler Doğu Türkistan'da özellikle Müslüman Uygur Türklerine karşı yasaklanmış durumda. Bunu niye hiç kimse ortaya çıkarmıyor? Niye hiç kimse bunu yani Uygurların yanında durup savunmuyor? İnsanlık, hani insan isterse Doğu Türkistan'daki hepsi insan orada. Müslümanlık dersek Doğu Türkistan'daki Müslümanlar mesela. Türklük dersek Doğu Türkistan'daki hepsi Türk.
Kazak, Kırgız, Özbek, çeşitli etnik kimlikleri de hepsi orada sadece tek istediği yaşamak. Ama Çin bunu dahi izin vermiyor. Artı bunun üzerine bütün yapılan zulmü yalanlamaya çalışıyor. Uluslararası basında Çin'e çalışan bir sürü gazeteciler olabilir. Mesela en son Birleşmiş Milletler'den uzmanlar da diasporadaki Uygur Türklerinin sesini çıkarmaya çalışan aktivistlerin isimlerini yani bilgilerini Çin'e sağladığı yönünde haber çıktı mesela. 2 hafta önce de Birleşmiş Milletler'den özel bir sözcü Çin'den 200 bin dolar para aldı. Sadece Çin'in Şincan propagandasını yapmak için. Çin'in bu tarz propaganda amaçlı toplantılarına katılarak oradaki zulmü hani hiç yapılmamış gibi göstermeye amaçlı propagandalarına alet oluyorlar. Türkiye'de şimdi Uygur Türklerine yönelik çok ciddi bir sahiplenme var. Ülke çapında da 2021 yılında yanılmıyorsam Mart ayıydı, yanlış söylemiş olabilirim. Birleşmiş Milletler'de 43 ülke, Türkiye, ülkemiz de dahil olmak üzere 43 ülke Birleşmiş Milletler nezdinde Çin'e bir çağrı yapmıştı. Hani oradaki zulmü durdur şeklinde. Çeşitli sivil toplum kuruluşları var Türkiye'de. Hemen hemen sivil toplum kuruluşlarının neredeyse hepsi Doğu Türkistan konusunda olumlu bir şeyi var. Hepsinin destekleyeceği konusunda. Ancak Türkiye'de Doğu Türkistan meselesinin daha çok gündeme gelmemesi üzücü bir olay. Bu konu zaman zaman yani yeri geldiğinde ön plana çıkarılacak bir konu değil. Yani aslında 2016'dan itibaren şu ana kadar resmi belgeler, sızan belgeler ve Çin'in işte çok gizli dediği belgelere bakıldığında yani neredeyse 8 milyon insanın dönüşümlü olarak toplama kamplarına alındığı, bu zaten Çin'in 13. 5 yıllık plan kapsamında yapılıyor. Bundan sonraki süreç 2023'ten 2025-28'e kadar ki 14. 5 yıllık plan kapsamında da aynı şekilde 7-8 milyon kişinin bu Çin'in hani sözde eğitim kampları, daha önceden kapattık dediği bu eğitim kampları dediği toplama kamplarına almakla ilgili planları olduğu, bu tutuklamaların, keyfi tutuklamaların devam edeceğine yönelik planlarının olduğunu biliyoruz. O yüzden hem İslam dünyası, yani bizim beklentimiz İslam dünyası ile Türk dünyası. Bizim batıyla, şuyla, buyla, onların hani ne amaçlı yaptığını da biliyoruz. Zaman geçtiğinde çıkarlarını hepsi elde ettikten sonra da bizi bırakacağını da biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Ama ne yapalım? Bizi şimdi savunanlar genel olarak baktığımızda Batı. Kendi çıkarları için olabilir ama savunan Batı, zulmü soykırım olarak tanıyan Batı, mesela biz de bunun gibi Batı'nın şunu bunu bırakın, Türk devletlerinden, İslam ülkelerinden soykırım, yani emsal teşkil eden soykırım bir karara çıkmasını bekliyoruz.